Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir önceki videomda ilk Müslümanlara dair bir takım detaylara değinmiştim ama konu oldukça geniştir. Bu konuya dair dillendirmediğim bazı hususları tekrar dikkatlerinize sunmaya çalışacağım. Ve konuya şöyle bir giriş yapmayı düşünüyorum. İlk Müslümanlardan bahsedilirken öyle bir tablo anlatılır ki İnsan zanneder ki keşke o dönemde onların yanında olsaydım da biraz yardım edebilseydim diye. Yoksul, fakir, bitkin, düşkün, artık hani toplumun alt kesimi vesaire böyle çeşitli yorumlar yapılır. Bununla ilgili hatta rivayet de üretilmiştir. Biraz bu rivayet üzerinden okuma yapacağım zaten. Bazı rivayetlerde işte denir ki İslam garip geldi, garip gidecek. Bu nerede geçer? İbni Ebi Şeybe'nin Musannefinde vardır. Ne bileyim Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde vardır. Müslim'in Sahih'inde vardır. Sahih'te bir rivayet bakınız. İslam garip geldi, garip gidecek. Heh. Demek ki zaten ilk Müslümanlar da garibanlardan oluşuyordu. Dolayısıyla da böyle bir fukara edebiyatı yapılmıştır. Ve bunun üzerinden böyle salya sümük gözyaşlarına varıncaya kadar böyle muazzam bir hani yani nasıl söyleyeyim, aciz bir durumdaymışlar gibi bir tablo sunulur. Fakir, yoksul, bedbaht, perişan, işte karnı aç, sırtında lokması yani hırkası olmayan, midesinde lokması olmayan insanlar. Bunlar tamamen duygu sömürüsü niteliğinde veya ver mehteri tarzında dile getirilen iddialardır. Kesinlikle doğru değildir. Bir önceki videomun sonlarına doğru biraz değindim ve orada bırakmıştım. Oysa Mekke'deki Müslüman olanlar olan kabilelerin kabile dağılımına baktığınız zaman Müslüman olanların hemen her kabileden Müslüman olan vardır. Yani Velid bin Mughire'nin oğlu Müslüman oluyor. Hocam Ebu Cehil'in anne bir kardeşi Müslüman oluyor. Daha ne oldu o zaman? Ne kaldı ortada? Dolayısıyla da işte diğer kesimlerden birçok Müslüman vardır. Ama bir önceki videoda da söylediğim gibi ilk Müslümanlar böyle kalburüstü adamlar değillerdi. Mekke elitlerinden hiçbir tanesi Müslüman olmadı sevgili dostlarım. Müslüman olanların genel dağılımına baktığınız zaman söyleyeyim size. Zeyd peygamberimizin evladı konumunda 30 yaşlarındadır. Peygamberimiz 40 yaşında. Hazreti Ebu Bekir'in 3 yaş peygamberden büyük, küçük olduğu söylenir ama yani peygambere yakın bir yaştadır. Hazreti Osman'ın 36 yaşlarında olduğu söylenir. Hazreti Ömer'in 27 yaşlarında. Hamza daha sonradan amca Müslüman olmuştur. O peygamberimizden 3-4 yaş büyüktür ama o daha sonra Müslüman olmuştur. Hatta 3-4 yaş olduğuna göre 45, 46 veya 50'li yaşlara doğru Müslüman olmuştur. Bunun ötesinde ilk Müslümanların hepsi 15, 17, 20'sinde, 22'sinde delikanlılardır ve ilk Müslümanlar gençlerden oluşur. Gençlerden oluştukları için bunların Mekke siyasetinde herhangi bir ağırlıkları yoktur. Bu bir. İkincisi siyasi ağırlıkları yok. Maddi güçleri yoktur. Bu yönüyle zaten müşrikler de ne diyecektir? Bizim sıradan insanlarımız sana biat ediyor. Alt tabakadan insanlar dedikleri. Bunların içerisinde bazı köleler de vardır ama bunların sayısı dörtte bir. Bilemediniz beşte birdir. Yani fazla bile değil. Dörtte bir bile fazla olur. Dolayısıyla da tablo budur sevgili dostlarım. O nedenle de bu fukara edebiyatından kurtarmak gerekiyor. Böyle acındırma üzerinden ajitasyonla bu böyle duygusal tablolar öne sürmenin de bir anlamı yok. İlk Müslümanlardan olan Ebu Bekir'in Benü Teym kabilesinden olduğunu söylemiştim ve bu kabileden Talha'nın Müslüman olduğunu söylemiştim. Ama bu kabile o kadar güçlü değil ama mesela Benü Ümeyye'den Hazreti Osman Müslüman olmuştur mesela. Bu önemli bir kabile. Keza Halid bin Said'in Müslüman olduğunu, kardeşinin Müslüman olduğunu söylemiştik. Bunlar önemli isimler. Keza Utbe bin Rebiya'nın oğlu Ebu Huzeyfe'nin ilk Müslümanlar arasında yer aldığını söylemiştik. Yine Beni Ümeyye'nin müttefiki olan ve aynı zamanda Ebu Sufyan'ın da damadı olan Cahş ailesinden Ubeydullah bin Cahş, Abdullah bin Cahş ve kardeşi Ahmet gibi bu amadır. Aynı zamanda Ebu Sufyan'ın da damadıdır bu ikisi Abdullah. Bunlar da Müslüman olan Abdullah diye bildim. Ubeydullah Ümmü Habibe'nin kocasıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla da
Habeşistan'a hicret etmişlerdir bunlar. Müslüman olanlardandır. Keza Benu Mahsun'dan şeye karşı baktığımız zaman Beni Ümeyye'ye karşı daha fazla kişilerin Müslüman olduğunu görüyoruz. Ebu Seleme, Ümmü Seleme, Ebu Cehil'in anne bir kardeşi Ayyaş bin Rebiya, Benu Mahsun'dan Müslüman olanlardır. Veya Yasir ailesi ki Habeşistan'a en çok bu kabileden Müslüman olanların gittiğini daha önce söylemiştim. Mesela Benu Cumah'tan Osman bin Maz'un, çocukları Abdullah bin Maz'un, Kudame bin Maz'un, kardeşleri Ma'mer bin El-Haris. Yine bu dönemde Müslüman olanlar. Veya Benu Cumah'tan mesela bir de en önemli simalardan birisi Ümeyye bin Halef'tir. Hazreti Peygamber'e düşmanlığıyla ün salmış, öne çıkmış birisidir. Mesela Mekke'de meşhur olan Benu Esed kabilesinden önemli isimler vardır ama bu Benu Esed aynı zamanda Hazreti Hatice validemizin kabilesidir. Buradan en önemli isim Zübeyir bin Avvam'dır ki ona 16 yaşlarında Müslüman olduğu söylenir. Yine aynı kabileden Varaka bin Nevfel, Zem'a bin Esved, Ebul Bahteri, Nevfel bin Huveylid veya Hakim bin Hizam gibi son derece mutedil isimler çıkmıştır. Bu dönemde Peygamberimize kabilesinden daha sınırlı kişinin destek verdiğini az önce söyledim. İşte Ebu Talip, Cafer, Cafer'in eşi Esma, Ubeyde bin El-Haris, Tuleyb bin Umeyr ki Peygamberimizin halasının oğludur veya diğer halasının oğlu Abdullah bin Cahş ve Osman bin Affan yani Hazreti Osman, o da halasının torunu. Bunları sayabiliriz. Hamza biraz daha geçtir. Bu nedenle de Peygamberimiz sürekli sana kabilen aşiretin inanmıyor ki biz inanalım diye itirazla karşılaşacaktır. Ve bu Beni Zühre'de mesela Abdurrahman bin Av peygamberimizin annesinin kabilesi, Sa'd bin Ebi Vakkas, kardeşi Amir bin Ebi Vakkas bunlar da ilk Müslüman olanlardandır. Yine bu şeyden annesi Hamne bin Süfyan bin Ümeyye çocuklarını caydırmak için işte gölgelenmeyeceğini, açlık orucuna gireceğini, açlık grevi yapacağını söylemiştir ama onları İslam'a döndürmek için. Keza Beni Zühre'den Zühre'nin anlaşmalısı olan Abdullah bin Mesud da bu kabileden sayılmıştır. Ukbe bin Ebi Muayt'ın sürülerini otlatmakla görevliydi. Onun çobanıydı yani. Mesela Beni Fihir'den vardı Ebu Ubeyde bin El Cerrah. Yine bu kabileden Süheyl bin Beyada, Hatip bin Amr. Bunlar da ilk Müslümanlardandır. Yine Beni Amir bin Lüey'den mesela önemli isimlerden birisidir. Süheyl bin Amr bu Hudeybiye Anlaşması'nı onaylayan. Bu kabileden Ama sahabi vardır. Abdullah bin Ümmü Mektum. Yine Beni Sehem'den Abdullah bin Huzafe vardır ki bu da ilk Müslümanlardandır. Huneyse bin Huzafe vardır. Ve değişik isimler de vardır ama Hazreti Ömer'in kabilesinden Hazreti Ömer, Said bin Zeyd, Zeyd bin Amir, Amr vardır. O ilk muvahhidlerdendir. Veya Vakid bin Abdullah. Bunlar ilk Müslümanlardandır. Bakınız hemen her kabileden isim buluyorsunuz. Ondan sonra siz diyorsunuz ki bunlar sıradan adamlar. Hiç de sıradan adamlar değildir. Ama bunların Mekke toplumunda elitler yanında bir yeri yoktur. Çünkü bir Darun Nedve vardır. Mekke'nin bir mütrefleri denir bunlara. Elit kesimi vardır, tüccarları vardır ve Mekke siyaseti bunların elinde döner. Bunların yanında bu isimlerin geleneğe göre zaten bir karşılığı yoktur. Kaldı ki Hazreti Peygamber 40 yaşındadır. Ne diyorlar ona? Senin gibi bir, onların diliyle söyleyeyim, senin gibi densiz birisi böyle genç yaşta kalkıp çıkıp da bu kadar kabile geleneklerini yok sayıp da bizim karşımıza böyle bir iddiayla çıkmadı. Sen nereden çıktın gibi böyle Hazreti Peygamber'i sürekli bununla ilzam edeceklerdir. Yani 50'sinde 60'ındaki adamların yanında 40 yaşındaki bir delikanlının çıkıp ben peygamberim bana tabi olun demesi o geleneğe göre son derece kabul edilmesi zor bir durumdu. Bu itibarla da 19'undaki 20'sindeki çocukları zaten saymazlardı. Bunlar hani biz de deriz ya çoluk çocuk işte. Bunları öyle görmüşlerdir. Ve o nedenle de bazı rivayetlerde de bizim zaten sıradan ayak takımımız Muhammed'e inanıyor, iman ediyor diye böyle tezviratlarda bulunmuşlardır. Buradan hareketle de muazzam bir fukara edebiyatı üretilmiş ama ben bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli sahabeden insanlar vardır ve bunların her birisi yani babaları oldukça saygın isimlerdir. Öyle sıradan birileri yoktur. Bütün bunların yanında başka bir şey daha vardır. Kadınlar da vardır ve ilk Müslümanlar sayılırken
Nedense bu kadınlar gözükmez. Mesela birkaç isim sayayım. Hazreti Hatice validemiz zaten başta. Esma binti Ebu Bekir, Fatıma binti Hattab, mesela Esma binti Umeys, keza Hazreti Ayşe, Esma binti Selame, ne bileyim işte Esma binti Muhallel, Fükeyhe binti Yesar, Remle binti Ebi Avf, Ümeyne diye, Ümeyme değil de Ümeyne binti Halef. Bunların her birisi Ümeyme ile Ümeyne'yi karıştırmayın. Dolayısıyla da bunların her birisi kadın sahabeler arasında yer alan isimlerdir ve o ilk listeler arasında 10-13 civarında 40 erkek ve 10 küsur kadından bahseder İbn Abbas. Darul Erkam'ın evine girmeden önce Müslüman olanlar bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Girdikten sonra olanları saymıyorum. Habeşistan'a hicret edenleri saymıyorum. Bakınız ki Habeşistan'a hicret eden sahabelere baktığınız zaman bunların çoğu aileleriyle birlikte göç etmişlerdir. Yani aileleri de iman etmiştir ve öyle göç etmişlerdir. İbni İshak ilk Müslümanların 50 kişilik liste sayarken 43 tane 13 tane kadın ismi sayar ve 40 tane de erkek sayar. Dolayısıyla da ilk Müslümanlar arasında kadınlar da vardır. Ve bu bağlamda baktığımız zaman ilk Müslümanların öyle sıradan insanlar olduklarını söylemek kesinlikle hani gerçeklere uymuyor ve aynı zamanda bu düpedüz bir duygu sömürüsünden öte bir anlam ifade etmiyordur. Benim görebildiğim, tespit ettiğim kadarıyla yani Zeyd'den sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Talha, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi adamlar, bunlar mesela şeydir, aynı zamanda önemli isimlerdir, ilk Müslümanlardır ve Zeyd'i bir kenara bırakırsak bunların her birisi tüccardır. Bakınız Hazreti Ebubekir, Osman ki zenginliğiyle bilinir, Talha, Abdurrahman bin Avf ki zenginliğiyle bilinir, Sa'd bin Ebi Vakkas, bunların her birisi tüccardır ve çoğu bunlar hurma ticareti yapardı. Abdurrahman girişimci bir tüccardır. Nitekim de işte büyük servet sahibi olmuştur. Medine'ye geldiği zaman da yine aynı şekilde bir ara malının yarısını bağışlamıştır hatta. Yani böyle de bir özelliği vardır. Asıl adı da Abdülkabe'dir bunun. Bu da ilginçtir. Mesela Hazreti Peygamber tarafından ismi Abdurrahman olarak değiştirilmiştir. Zübeyir bin Avvam mesela kasaplık yapardı. Hiç bilir misiniz? Bakınız ayrı babası ayrıca terziydi. Babasının işini de yapıyordu. Yani bunlar arasında böyle yani meslek erbabı vardır. Amr bin el-As da kasaptır mesela. İbni Kuteybe ilk Müslümanlar ve Mekke'deki önemli isimlerin mesleklerinden bahsederken geniş bir liste sunmuştur ve burada tek tek anlatır kimin ne yaptığını. Dolayısıyla da hani bu bağlamda baktığımız zaman yani ilk Müslümanlar arasında böyle meslek erbabından olanlar da vardır ama bunların çoğu gençlerden oluşuyordur. Gençlerden oluştuğu için de peygamberimize nispeten biraz daha yani yaşlı olan veya peygamberimize yakın yaşta olan dediğimiz gibi Ebu Bekir, Hazreti Osman veya işte Ubeyde bin el-Haris, o da biraz yaşı büyüktür diğerlerine göre. Hamza'nın daha sonradan Müslüman olduğunu zaten belirtmiştim. Dolayısıyla da öyle ne sıradan adamlar ne muhtaç adamlardır. Ha aileleri imkanlarını kıstıkları için mesela Musab bin Umeyr gibi çok zor durumda. Çünkü Musab'ın ailesi çok zengindi ama çok zor durumda olan kişiler de olmuştur. Ve özellikle de İslam'ın bu eşitlikçi söylemi bu gençleri daha fazla cezbetmiştir. Yani tabir yerindeyse böyle kaşarlanmış artık düşüncesi değişmeyecek nitelikteki insanlar yerine İslam aslında gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Ve bu bağlamda İslam gençlerin devrimidir. Hazreti Peygamber gençlerle yola çıkmıştır. Bunun da altının çizilmesi gerekiyordur. O yüzden ilk dönemi ele alırken, ilk dönemi incelerken bu sosyolojiyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve bu gençler aynı zamanda kurulu düzene isyan etmişlerdir. Ve dikkat ederseniz bugün bile siyasiler hep gençlere vurgu yaparlar. Gençler yarının geleceğidir çünkü. Onlar mütreflere karşı, Mekke'nin elitlerine karşı, Mekke'deki bozuk düzene karşı, çarpık düzene karşı, adaletsiz sisteme karşı baş kaldırmışlar ve
davalarından da dönmemişlerdir. Çok ilginçtir bu. Ve büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Yurtlarını terk etmişlerdir. İmkanları kesilmiştir ama inandıkları davadan asla taviz vermemişlerdir. Bunların en önemli özelliği budur. Çünkü İslam'ın hani mesajı böyle reformcu devrimleri barındıran bir mesajdır ve bu devrimci mesaj aynı zamanda kurulu düzenin değiştirmesini isteyen reformcu beklentiye de muazzam bir cevap verebilecek muhtevadadır ve bu durum ziyadesiyle gençleri etkilemiştir. Özellikle de bu İslam'ın siyasal, toplumsal ve ekonomik mesajları muazzam bir cezbediciliğe sahipti ve eşitlikçi söylem, cahiliye döneminin katı kalpliliğine karşı merhamet, adalet, sevgi, vicdan, yardımlaşma, dayanışma, eşitlik bu gibi söylemler gençleri fazlasıyla etkilemiştir ve bu gençler maddi imkan ve toplumsal statü olarak her ne kadar Mekke elitleriyle boy ölçüşecek konumda olmasalar da adeta onların egemenliğine baş kaldıran ve kendilerini küçümseyen mütreflere karşı kabile geleneklerini yıkarak büyük bir devrimi gerçekleştirdiler. İşte İslam'ın devrim dediğimiz tarafı da budur. O nedenle de ilk Müslümanların köleler, işte fakirler, yoksullar, işte böyle adeta sıradan insanlarmış gibi gösterilmesinin gerçeklerle hiçbir şeyi yoktur. Onlar hayalci de değillerdi. İnandıkları dava uğruna canlarını bile feda edebilecek kadar fedakar insanlardı, özverili insanlardı. Yani Utbe bin Rebi'a'nın oğlu Ebu Huzeyfe mesela, Abdullah bin Cahş, ki Cahş kardeşler Mekke'nin elitlerindendir. Uveydullah bin Cahş, Ahmet bin Cahş veya Musab bin Umeyr, bunlar zengin aile çocuklarıdır. Yani siz bunları kalkıyorsunuz, ondan sonra diyorsunuz ki sıradan insanlar. Bunlar aslında gençler ve halkın zayıfları olarak nitelendirilmişlerdir ama halkın zayıfları derken sıfatı bakımından bunlara İbnül Cevzi ahtasur rical der ve duafaun nas, yani insanların zayıfları, işte o yüzden zayıf geldi zayıf gidecek rivayetleri. Zayıf yani mal ve statü bakımından mütreflere karşı zayıftır bunları. Ellerinde mal yoktur çünkü tüccar değillerdir. Ve bu bağlamda mustazaf konumunda olanlar vardır ki bu mustazaflar aslında hicret edemeyenler için kullanılan bir kavramdır. O bu itibarla da İslam garip geldi, garip gidecek şeklindeki iddianın, ki hadis rivayetlerinde de yer almıştır, bu iddianın aslında bu duygu sömürüsüyle az önce söylediğim gençlerin konumundan hareketle dile getirilen İçi boş iddiadan başka bir şey olmadığını ifade etmeye çalıştım. Onun için de böyle ben şeyi doğru bulmuyorum. İşte böyle duygu sömürüsü üzerine bir dindarlık anlatmayı, ki özellikle de bu Ramazanlarda çok yapılıyor. Ya bunlar realist insanlar. Bunlar aynı zamanda kurulu düzene baş kaldıran insanlar. İslam bir devrimci söylemi vardır İslam'ın. Siz bu radikal devrimci söylemini bırakıyorsunuz. Boynu bükükleri oynayanları andıran bir tablo ile mistik bir şeyle din kasıyorsunuz, din anlatıyorsunuz. Hiç de öyle bir tablo yoktur. Yeri gelmiş müşriklere boy ölçüşen insanlar vardı. Küçücük delikanlı işte Abdullah bin Zübeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas mesela. Kendilerini takip eden Müslümanlara, müşriklere karşı meydan okuyor adam. Böyle tipler vardır. Gözünü budaktan sakınmayan insanlar derler ya böyle. O yüzden de bu insanları böyle efendim duygu yüklü, duygu hamalı göstermenin de anlamı yoktur. Bunlar onurlarıyla mücadele etmişlerdir ve kelle koltukta bu işin çilesini çekmiş adamlardır. Ha bunlar arasında mesela Ubeydullah bin Cahş gibi, ki bu aynı zamanda zahidane kişiliğiyle tanır, ki bunlar arasında en mesela Said bin Zeyd, keza Osman bin Maz'un, bunlar zahit kişiliğiyle tanınır ama bunlar öyle zannedildiği kadar hani boynu bükük tipler değillerdir. Arayış içerisinde olduğu söylenir. Ki Ubeydullah bin Cahş mesela Habeşistan'a hicret ettikten sonra burada irtidat edecektir. Yani bu tipler de vardır ama genel olarak baktığınız zaman mesela Peygamberimiz ilk cemaatiyle Erkam'ın evinde buluşurdu. Erkam da 16-17 yaşlarında bir delikanlı. Bakınız Erkam ve evini Benu Mahsum'dandır bu delikanlı da. Evini peygambere açmıştır. Çünkü
genç oldukları için bunlar Kabe avlusuna inip de burada ibadet yapma, toplanma öğretilerini peygamberin ağzından dinleme şansına sahip değillerdi. Ya kuytu yerlere gidecekler ya da gündüz işte Erkam'ın evi. O yüzden Erkam'ın evi üs olarak kullanılmıştır. Henüz hicretin birinci yılında. Ne zamana kadar? Peygamberin can güvenliği tehlikesi ortaya çıkana kadar, ki bu da işte 5. yıldan sonra 6. yıla doğru peygamberimizi ve ailesini Ebu Talip nereye taşıyacaktır? Kendi mahallesine ve böylece onun can güvenliğini koruma altına alacaktır. İşte sevgili dostlarım, ilk Müslümanlarla ilgili dile getirilebilecek ana çerçeve bunlar. Zannediyorum bu iki video, bir önce sıralamaya dair bilgi vermiştim. Bu videoda da hem ilk Müslümanların kabile dağılımına dair bir takım detaylara verdim. Çok fazla bilgi var ama ana hatlarıyla bir çerçeve sunmaya çalıştım. Videonun sonunda buraya kadar dinleyenler için bir de not ileteyim. Daha önceden söylediğimi de hatırlıyorum. Bir videomun birisinde vardır ama sevgili dostlarım, bu videolarda aslında din anlatılmaz. Bu videolarda tarih anlatılmaz. Bu videolarda ben sadece daha önce yaptığım çalışmanın kısa bir özetini sunuyorum. İki de bir de benden kaynak istiyorlar. Ya bu kadar hazırcı olana kadar sevgili dostlarım, çok merak ediyorsanız, ben illa benim kaynağımı demiyorum ama ben anlattıklarımı benim kaynağımdan anlatıyorum ve kullandığım referanslar orada vardır. Ya ben iki de bir burada size referans verecek halim yok kardeşim. Yani bunları ben bir yerimden de uydurmuyorum. Referanslandırdığım ve temellendirdiğim bilgileri sizinle paylaşıyorum. Lütfen çok merak ediyorsanız gidin biraz benim kadar kaynak araştırması yapınız. Ben burada sadece bir ana çerçeve sunuyorum ve bunlar bir anlamda bir hap gibi, bir ön bilgi. Kafanızda bir şeyler şekillenecektir mutlaka, muhakkak. Onları da gidip araştıracaksınız. Yani ben burada iki tane kaynak vermekle bu iş olacak mı? Yani her verdiğim kaynakta mutlaka doğru, her söylediğimde mutlaka doğru demiyorum ki. Yani kaynak verince her şey halloluyor. Yani nerede ne olduğunu bilmek istiyorsanız biraz araştırma yapmanız gerekir. Onu da bu vesileyle bir daha belirtmiş olayım. Burada ben sadece bir ana çerçeve sunuyorum. Yoksa daha sistematik bir bilgilendirme yapacak olursam ben ekrana bir takım bilgileri yansıtmam lazım vesaire. Onu yapacak kadar ben vakti geniş olan adam değilim. Aklıma geldiği zaman bu konuları böyle çekip dikkatinize sunuyorum. Beğenen beğenmeyen olacaktır. Elbette ki beğenmeyenlerden de Allah razı olsun. Beğenenlerden de, ama sadece beğenmiyorsanız, ben zaten belli kesime hitap etmiyorum. Onu her seferinde de söylüyorum. Bu kişilerin araya maydanoz olup da bir şeyler söylemesini de yani doğru bulmuyorum. Ben sizin egonuzu tatmin etmek için çekip de video atmıyorum beyefendiler. Gidiniz egonuzu başka yerde tatmin ediniz. Kendinizi gösterecekseniz kendiniz de açın bir kanal. İstediğiniz kadar orada istediğiniz fikri tartışın. Gelip de videoların altına yorum yapmanın bir anlamı yok. Yani böyle münasebetsiz. Kimisini görüyorum, silip atıyorum. Kimisini bilmiyorum. Engellenme şeyi olsa engelleyeceğim ama öyle de bir sistem yok herhalde bunun. Dolayısıyla da her kesime de hitap etmiyorum. Aman çok taraftarım olsun diye böyle ver mehteri marşı da konuşmuyorum. Aman videomu, kanalıma abone olun, biraz daha büyüyelim gibi bir kimseye de çağrı yapmadım bugüne kadar. Yapmam da. Ben kendi düşüncemi aktarırım. Beğenen olursa alır, beğenmeyen olursa başımız gözümüz üstüne. Ama hakaret etmeyelim, dinleyelim ve bu adam ne diyor diye merak ederseniz de o zaman şey yapın, biraz siz de alternatifini bulun, çıkarın ortaya. Ben bunları iddia ettim bakınız ve bunlar benim kaynaklarımda var olan bilgiler. Zaten eseri takip eden dostlarım bilirler, oradan anlatıyorum. Yani başka bir yerden anlatmıyorum. Evet, bu notu da düşmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Ramazan ayındayız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrar değişik videolarda, değişik konularla görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.